Evet komutan, ellerinde çiçeklerle burada karşılıyorlar. Değerli izleyicilerimiz, Viyana Havalimanı'nda güzel bir bekleyiş var. Biliyorsunuz ülkemizin tekrar başı sağ olsun diyoruz. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz. Avusturya ordusu ilk kurtarma ekiplerinden bir tanesiydi. Türkiye'de birçok canı kurtardılar. Bu saat itibariyle şu anda Viyana Şivekat Havalimanı'na indiler. Avusturya Savunma Bakanı az önce karşıladı. Şu an çıkmak üzereler. Avusturya ordusundan toplam 85 kişilik grup şu anda Viyana Havalimanı'nda güzel bir bekleyiş var. Tüm vatandaşlarımız ellerindeki çiçeklerle, çikolatalarla şimdi karşılayacaklar. Az önce Savunma Bakanı'yla Viyana Büyükelçimiz Ozan Ceyhun da havalimanında karşıladılar askerleri. Bakalım vatandaşlarımızın görüşleri neler olacak. Efendim tanıyalım sizleri öncelikle. Adım Metin Bağcı. Avusturya grubunun Türkiye'de yaptığı kurtarışlar için onlara teşekkür etmeye geldik. Öncelikle tüm vatanımızın başı sağ olsun ve geçmiş olsun, geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. Elbette ki bütün dünyadan yardımcı olanlara ve Türkiye'den isimlerini bilmediğimiz yüzlerce insana, binlerce insana teşekkür etmek gerekli. Hepsine çok teşekkürler. Hüzünle karışık bir sevinç yaşıyoruz. İşte. Kimlerle geldiniz? Nasıl karşılayacaksınız onları? Eşim, yeğenler var, arkadaşlar var. Yani teşekkür amaçlı bir karşılamayı bekliyoruz. Bakalım. Güzel bir bekleyiş var. Burada herkes çiçeklerini almış ellerinde. Değerli izleyicilerimiz, Türk bayrağımız da burada şu anda. Vatandaşlarımızdan da görüşler alalım. Efendim sizi de tanıyalım. Neler söyleyeceksiniz? Merhabalar. Ben Uğur Şeker. Tabii bu bize büyük bir gurur verici bir olay. Bununla burada karşılamak bize şeref veriyor, onur veriyor. Grubumuzu inşallah, kurtarıcı grubumuzu karşılayacağız. Güzel bir şekilde güllerle. Kimlerle geldiniz bugün? Arkadaşlar. Bayağı kalabalık şu an. Evet, bayağı bu kalabalık gerçekten çok duygulandırdı beni. Bu şekilde karşılamak, bu şekilde duyarlı olmamız vatandaşlarımızın bize gurur verdi. Söyleyeceksiniz Avusturya ekibine. Çok teşekkür ediyoruz ilk başta. İyi ki varlardı, iyi ki oradalardı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başka söze gerek yok diyorum. Çok gerçekten de millet olarak da çok duyarlı bir şekilde buradayız. Çok şükür. Tüm Avusturya ekibine çok teşekkür ederiz. Bizi bu dünyanın en vahim olayında yalnız bırakmadıkları için. Hepsine tek tek teşekkür etmek için buradayız ve Türk milleti yine kendini gösterdi. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Avusturya ekibine teşekkür ediyoruz. İlk önce ülkemizin bu üzücü felaketten dolayı bütün milletimizin başı sağ olsun. Bütün insanlar Allah'ın böyle bir afet yaşatmasın. Avusturya'da kurtarma ekibine teşekkür ediyorum. Teşekkürler Avusturya. Minik kardeşlerimiz de gelmişler. Onları da tanıyalım. Seni de tanıyalım. Adın soyadın? Saliha Süzgen. Adın ne? Saliha Süzgen. Neler söyleyeceksiniz? Karşılamaya geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl karşılayacaksın? Gösterelim bir. Kameraman arkadaşım da elindeki hazırlamış oldum. Okulda mı hazırladın? Evet, evde hazırladın. Evet. Evet Halil Başkanım, neler söyleyeceksiniz? Evet, milletimiz büyük bir felaket atlattı. İlk önce hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Avusturya hükümeti kurtarma ekibi de canla başla mücadele etti. Elleriyle kazıyarak bildiğim kadarıyla 9 tane canımızı kurtardılar. Biz de onlara bir teşekkür amaçlı buralara geldik. Bizim yaptığımız tabii ki hiçbir şey onların karşısında. Avusturya hükümetine, ordusuna, kurtarma ekibine hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepsinden de. Bütün ölen vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gerçekten Avusturya bu konuda bize çok yardımcı oldu Türkiye'ye. Birkaç ekip gitti ve bugün de dönüş yapıyorlar. Bunları karşılamak üzereyiz. Hepsine teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun yardımları için. Evet. Az evvel karşıladık Sayın Bakanımızla. Birinci büyük uçakla gelen
orada heyeti geldi. Sayın Yarbay Lindenberg'in de olduğu heyet geldi. Eşim albayımla beraber, Sayın Savunma Bakanı Tanner'le beraber oradaydık. Sayın Savunma Bakanı hepimizin adına bir konuşma yaptı. Kendilerine teşekkür etti. Ama esas teşekkürü pazartesi sabahı yapacağız. Bizzat onların kışlasında Savunma Bakanı ile beraber ben de o zaman kendilerine hitap edeceğim. Ama az evvel komutanlarıyla da konuşma olanağı buldum. Bizim ülkemiz ve milletimiz adına da kendilerine teşekkür ettim. Burada da şu an vatandaşlarımızın olması çok güzel zaten. Sizler de onlara yürekten, kalpten teşekkür edeceksiniz. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Onlar 9 canımızı kurtardı. 50'ye yakın yaralımıza şifa getirdiler. Ve gerçekten hepsini gördüm. Her biri yorgun ama insanlık adına güzel bir şey yapmanın mutluluğuyla gelmiş durumdalar. Çok minnettarız Avusturya Kurtarma Ekibi'ne, askerlerine. Vefamızı göstermeye geldik Türk milleti olarak. Onları karşılayacağız. İyi ki varlar, iyi ki bize yardımcı oldular. İyi ki canlarımızı kurtardılar. Allah bir daha memleketimize böyle afet yaşatmasın. Amin. Ben de çocuklarınızla birlikte. Evet, çocuklarla birlikte geldik. Gerçekten çok minnettarız kendilerine. Bütün dünyada gelen bütün kurtarma ekiplerine, acımızı yaşadıkları, paylaştıkları için, yardımda bulundukları için hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kalpten teşekkürler. Recep Alan, Kırşehir. Cenab-ı Allah bir daha Türkiye, dünyaya böyle bir acıyı hiç göstermesin. Yüreğimiz yandı. Bir daha inşallah karşılaşmaz. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum Avusturya'ya. Gerçekten bugün de Türkiye'yi yalnız bırakmadılar. Üzüntülüyüz ama en azından teşekkür ediyorum. Yani 8 canımızı kurtardılar. 80 asker gönderdiler, az değil. Teşekkürlerimi sunuyorum, ne diyeyim yani. Verdikleri mücadeleden dolayı. Görmüş olduğunuz gibi Viyana Havalimanı'nda güzel bir bekleyiş var. Mutlu bir bekleyiş. Bütün vatandaşlarımız ellerinde çiçeklerle, çikolatalarla ve pankartlarla karşılıyorlar. Halefoğlu ailesinden sizin de başınız sağ olsun, sizin ailenize de sağ ol. İnşallah çok büyük can kayıpları yoktur. Maalesef var. Gaziantep'te. Evet, Pazarcık bizim zaten merkezin, depremin merkez üssü orası. Kahramanmaraş, Pazarcık. Bir amcaoğlum, eşi maalesef göçük altında kaldılar. Başınız sağ olsun. Sağ olasın. Onun dışında bazı yakınlarımız, tabii birçok arkadaşlarımız, dostlarımız, maalesef çok ağır bir tablo. Tabii ki Avusturya ekibi şu an güllerle karşılıyor vatandaşlarımız. Siz de buradasınız. Evet. Bu manzarayla ilgili neler söyleyeceksiniz? Gördüğünüz gibi işte biz de karşılamaya geldik ekibi. Yani onları canı yürekten destekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ülkemiz adına yardımlarından dolayı. Birlik günü, beraberlik günü bugün. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçimiz buradalar. Başkonsolosumuz Cafer Mert Bey buradalar. Yine albayımız buradalar. Burada bekliyorlar efendim. Yukarıda da var. Kameraman arkadaşım yukarıyı da görüntülerse, yukarıda da aynı şekilde bekliyorlar vatandaşlar ve Avusturya polisi de burada destek veriyor. Değerli Avusturya Türk Erkekler Birliği Başkanı Ahmet Fidan Bey de yanımızda. Neler söyleyeceksin bu güzel manzarayla, yani, sevgiseliyle şimdi ilgili? Şimdi biz Türkler, bize bir adım gelene 10 adım geliriz. Bunu bir kez daha gösteriyoruz. Biz akde vefayı bilen bir milletiz. Sağ olsunlar 10 gündür ülkemize kurtarma çalışmalarında yardımcı oldular. Biz de en azından bu çalışmalarına binaen onlara jest yapmak adına çocuk demeden, büyük demeden herkes gelerek burada güzel bir ortam oluşturdu. İnşallah güzel bir şekilde onları karşılayıp teşekkürlerimi sunacağız. Dediğimiz gibi biz Türk milleti olarak bize yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmayız. Bu güzel günde bize bizim yardımımıza koştular. Biz de onlara en azından bir teşekkür babında böyle bir karşılama yaptık. Vallahi çok günlerden güzel bir üzüldüyüz biliyorsunuz. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Ama bugün burada kısa da olsa kısa bir sevinç yaşayacağız. Türkiye'den gelen Avusturya askerleri, bunların içinde Türk uyrukları da var.
Çocuklarımızı getirdik. Çiçeklerle karşılayacağız. Teşekkür edeceğiz kendilerine buradan. Hepsine Allah razı olsun diyorum. İnşallah böyle bir afette yaşamıyorum diyorum. Kurtarma ekibinden Avusturyalı askerimizin annesi burada was möchten Sie etwas noch dazu sagen? Ich möchte nur sagen, mein Sohn kommt auch mit, ja, Oberstleutnant Kugelweiß Pierre. Und wenn Sie mir bitte jetzt ein Foto machen von Ihrem Plakat, das würde mich sehr freuen, ja, bitte. Ja, gerne, kommen bitte. Sie bitte. Oder Sie können das ja machen, dann, ich kann diesen Platz nicht verlassen. Ich könnte Ihnen helfen. Oder die junge Frau kann das sicher machen. Bitte, dann gebe ich ihr... Ich gebe evet, Ihnen oğluyla fotoğraf çekilmek istiyor. Ekibimizden bir arkadaşımız da yardımcı olacak. Evet. Az önce askeri ateşimiz Serdar Mercan ve Viyana Büyükelçimiz Ozan Ceyhun ve değerli eşleriyle birlikte Avusturya Savunma Bakanı Claudio Tanar ile birlikte karşıladılar. Şu an burada da çiçeklerle şimdi karşılama yapılacak. Çıkmak üzereler. Burada güzel bir sevinç seli var. Vatandaşlarımız gelmiş durumda. Az önce Avusturya ordusundaki askerimizin annesini de görüşlerini aldık. O da burada güzel bir şekilde bekliyor. Fotoğraf çekilmek istiyor. Çocuklar da sıraya dizilmiş durumdalar. Onları da ellerindeki çiçekleri vermek istiyorlar efendim. Vatandaşlarımız da aynı şekilde güzel bir bekleyiş sergiliyorlar. Evet, sizleri de tanıyalım, görüşlerinizi alalım. Avusturya bayrağı ile birlikte karşılıyorsunuz onları. Ben Hacer Akbalık. Öncelikle vatanımızda olan bu büyük depreme, afete çok büyük geçmiş olsun diyorum ülkeme. Ölülere başsağlığı diliyorum. Geride kalanlara da acil şifa diliyorum. Tabii ki burada doğdum, büyüdüm. Yine de Türk olduğum için yani Avusturya ekibine gerçekten şu an elim ayağım titriyor. Ne kadar hani teşekkür etsek azdır. İyi ki varlar. İyi ki yanımızda oldular zor günümüzde ülkemiz adına. Biz de onlara tabii ki bir teşekkür amaçlı karşılamaya geldik. Kimlerle geldiniz? Kızımla geldim, damadımla geldim. Vallahi işten çıktım, boşa boşa geldim. Hatta da herkesten önce geldim. 2,5 saatten beri buradayım. Değer ama, beklemeye değermiş. Teşekkürler. Yeniden 77 herkes Viyana Havalimanı'na Türkiye'de depremden dolayı kurtarma organizasyonu biliyorsunuz Avusturya ordusundan 85 kişilik gitmişlerdi. 9 canımızı kurtardılar. 50'nin üzerinde yaralıya şifa oldular. Onları karşılamak için vatandaşlarımız şu anda Viyana Havalimanı'nda sevgi zinciri oluşturmuş durumdalar. Viyana Başkonsolosumuz Cafer Mert, Özmert ve Viyana Büyükelçimiz Ozan Ceykon ve değerli eşleri, askeri ateşimiz. Tabii söyleyebilirsin. Bugün Avusturya yardımına çok nimet aldım. Bugün de Türkiye depremlerinde çok çok kötü bir şeyler olduğu için bugün çiçekleri onlara vermeye düşünüyorum. Şimdi çıkıyorlar efendim. Avusturya evet şu anda çıktı. Evet komutan ellerinde çiçeklerle burada karşılıyorlar. Çocukların sevinçleri. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz, Avusturya'da bir ilk yaşanıyor diyebiliriz. Avusturya askerlerine burada Avusturya kurtarma ekibine vatandaşlarımız sevgi eseriyle karşıladı. Evet efendim. Evet, Avusturya ordusu Viyana Havalimanı'ndan çıkış yapıyor. Sevgi seliyle, büyük bir sevgi seliyle, alkışlarla çıkış yapıyorlar. Onlara Avrupalı Türkler teşekkür ediyorlar.
Efendim çocuklar da burada ellerinde çikolatalarla ve çiçeklerle onları karşılıyor. Şu an duygulandıran anlar bunlar. Görmüş olduğunuz gibi yukarıdan güller atıyorlar. Efendim ellerinde koparmış oldukları gülleri atıyorlar. Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz Viyana Havalimanı'nda. Gerçekten sevgi zihniyle karşıladı burada bütün vatandaşlarımız. Çocuklar, hele çocukların o yüzlerindeki karşılama sevgini görmenizi isterdim. Evet. Askeri birlik bu şekilde karşılanmış oldu. Efendim gerçekten duygusal anlar yaşanıyor burada. Çocukların bu sevinçleri. Evet efendim. Evet, alkışlarla karşılıyorlar. Kurtarma operasyonundaki kahraman köpeğimiz de geldi. Evet çocuklar kurtarma köpeklerini de seviyorlar bu arada. Evet görmüş olduğunuz gibi herkes alkışlarla karşılıyor onları. Evet, kurtarma köpekleri de çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Onları seviyorlar. Çocuklar köpekleri seviyor. Onlar 9 canımızı kurtarmaya vesile oldular. Teşekkür ediyoruz onlara da. Hem köpeklerimize hem askerlerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bir alkışı da onlar aldı şu anda. Çocuklar da seviyorlar onları. Hatıra fotoğrafı da çektiriyorlar şu anda görmüş olduğunuz gibi. Efendim. Gerçekten burada Avusturya'da tarihi bir an yaşanıyor. Avusturya, Avusturya diye güzel bir şekilde karşıladılar onları. Açalım abi, açalım. Evet efendim. Açalım burayı. Açalım, açalım. Açalım. Evet, çocuklar kurtarma köpekleriyle fotoğraf çektirdiler. Danke schön, herzlich willkommen. Was möchten Sie etwas sagen zu dieser Atmosphäre? Es ist natürlich ja ein sehr gutes Gefühl, so begrüßt zu werden in unserer Heimat und wir hoffen, einige Leute hier glücklich gemacht zu haben. Dankeschön. Danke. Danke für alles. Evet, kurtarma köpekleri burada efendim. Görmüş olduğunuz gibi onlar da herkese kolay. Dankeschön. Was möchten Sie diese Atmosphäre?
Ich habe sie nicht verstanden. Was möchte ich jetzt noch sagen für diese Atmosphäre? Ah, das ist wunderbar. Das ist ein sehr großer Dank. Und es war uns eine Ehre, helfen zu dürfen. Danke. Danke schön. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Danke schön. Danke schön. Evet. Danke schön. Teşekkür ediyoruz gerçekten onlara. Hem itfaiye hem askeri birliğimize hepsine teşekkürler ediyoruz. Danke schön. Danke schön. Immer wieder. Was möchten Sie etwas sagen für diese Atmosphäre? Es ist einfach überwältigend, wenn man so empfangen wird, wenn man etwas geleistet hat. Es ist jetzt mein dritter Erdbebeneinsatz in der Türkei, aber das Empfang ist herrlich und man sieht, wir genießen es. Danke. Danke schön. Danke. Evet. Teşekkür alkışlarıyla karşılanıyor onlar. Evet. Türk arkadaşımız. Evet. Evet. Avusturya tarihinde güzel bir anda şahitlik ediyor. Burada Avusturya ordusu sevgi seliyle karşılandı. Gerçekten. Efendim ekibi burada. Herzlich willkommen. Was möchten Sie etwas noch dazu sagen, diese Atmosphäre? Dankeschön. Ja, ich bin überwältigt. Das, was wir getan haben, war selbstverständlich. Das hätte jeder gemacht. Hätte ich denn nicht erwartet. Dankeschön. Ja, war ein Ereignis. Wir haben das Beste gemacht. Danke. Güzel havalimanı sahnesidir ve gerçekten Avusturyalı dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Şansölye Karl Nehammer'e teşekkür ediyorum. Sayın Savunma Bakanı Claudia Tanner'e teşekkür ediyorum. Gerçekten daha ilk günden yanımızda oldular. Orduyu yolladılar. Ordudaki bütün bu uzmanlar geldi. Gerektiğinde çok zor koşullarda çalıştılar ve görüyorsunuz halkımız da minnetkar. Bizler müteşekkiriz. Bundan böyle Türkiye-Avusturya dostluğu çok daha güzel günler yaşayacak. Bundan en ufak bir şüphem yok. Şimdi sıra burayı boşaltmaya geldi. Oldu o zaman. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz, Sayın Büyükelçi açıklamayı yaptı. Avusturya ordusuna ve Avusturya Savunma Bakanı'na da teşekkürlerini iletti. Buradan bu güzel anılarla şimdi veda edeceğiz. Evet. Evet. Baki Bey, karşıladık. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi, Avusturya'da bir tarihi ana çok şahitlik inanın, ettik. Gerçekten de çok duygusal anlar yaşanıldı. Şu anda hala ben şunu siz de fark ettiniz. Gelen kurtarıcı ekibimizin gözlerinden yaşlar damlıyordu. Gerçekten çok duygusal bir anlardı. İnanılmaz bir şey. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. İşte burada biz integrasyon deniliyor ya. Biz birlikte kuvvetliyiz. Wir sind gemeinsam stark deniliyor ya işte. Biz hep beraber bir ülkede yaşıyoruz ama kalbimizde her zaman söylüyoruz iki ülke var. Türkiye'miz bu kalbimizde, Avusturya'mız da bu kalbimizde ve bu ülkede yaşıyoruz. Çok güzel bir tabloydu. Biz de size teşekkür ediyoruz Adil Bey. Sağ olun. Hamza Bey, siz de güllerle karşısınız. Gülleri attınız onların üzerlerine. Elimizden o kadar geldi. Avusturya Devleti'ne ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçime, bütün sivil toplum kuruluşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün görevimizi burada yaptık. Gelen AFAD örgütünü kokladık. Köpekleri dahi kokladık. O güzel kokuyu bize getirdiler. Başımız sağ olsun. Hastalara şifa diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, sen neler söyleyeceksin karşıda? Evet, ben buna çok sevindim. Bu ana şahitlik ettin her şeyden. Aynen. Yani çok fazla hediyeler verdik, çok mutlu olduk. Böyle herkes güldü. İşte en çok da böyle ağladılar işte böyle. Yani ben de çok sevindim. Bir de bu Avusturyalı askerler herhalde. Türkiye bizim için yardım etmeye giriyor. Bu en önemlisi. Aynen, çok teşekkür ederiz onlara. Artık gönlümüzde iki tane ülke var. Bir Türkiye, bir de Avusturya. Helal olsun sana. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, Avusturya medya ordusu da aynı şekilde buradalar. Röportajlarını gerçekleştiriyorlar. Evet, gerçekten güzel anlar yaşandı burada. Bir tarihi ana şahitlik ettik. Öncelikle Atip'ten de bir yöneticimiz burada. Niyazi Bey, sizden de bir iki cümle alalım. Siz de o bölgeye hemen ilk yardımları ulaştırdınız Atip aracılığıyla. Neler söyleyeceksiniz? Bugün de bir tarihi ana şahitlik ettik. Burada sevgi seli yaşandı. Neler söyleyeceksiniz? Evet Adil Bey, sizin aracılığınızla tüm milletimize burada yaşadığımız duygularımızı aktarıyoruz. Burada bugün aslında yüce Türk milletimizin, Necip Türk milletimizin ne kadar vefakar olduğunu tekrardan gösterdi milletimiz. Avusturya'da yaşayan millet varlığımız yapılan en ufak iyiliğin unutulmayacağını tekrar da burada gösterdi. Yüzlerce kişiyle Avusturya'dan ilk günde giden Avusturya kurtarma ekibini, yaklaşık 100 kişiyi burada karşıladı. Güllerle, çiçeklerle, hediyelerle duygu dolu anlar yaşandı. Biz herkese teşekkür ediyoruz. Milletimizin tekrardan başı sağ olsun, milletimize geçmiş olsun. Üzüntülüyüz ama burada bugün bir sevinci ve gururu yaşadık. Tekrardan herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, Yavuz Bey de burada. Evet Yavuz Bey, sizden de görüş alalım. Sizden de alalım. Tabii. Evet. Efendim ülkemizdeki maalesef felaketten sonra Avusturyalılar yardıma geldiler ve fevkalade ülkemize destekte bulundular. Bütün Türk vatandaşları tam Türk vatandaşlarına Türkiye'ye yakışacak bir şekilde grubu burada karşıladı ve kendilerine teşekkür etti. Sizle tanıyalım ve görüşeceğiz alalım. Melda Çiftçioğlu, ben çok duygusal bir anda hepimiz için 10 günden fazladır Türkiye ile hepimizin içi yanıyor. Pek bir şey söyleyemiyorum. Çok da hazırlanmamıştım böyle bir konuşma yapacağımı ama herkese çok teşekkür ediyorum. Burada olan herkese. Evet. Ve size de. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, şu anda uğurlanıyorlar. Gerçekten güzel anlara şahitlik ettik. Bir askerimiz de burada. Senden de görüşler alalım mı? Evet. Sen de duygulandın ve onlarla birer fotoğraf da çektirdin. Neler söyleyeceksin? Tanıyalım öncelikle seni. Öncelikle adım Sefa Erdemli. Viyana doğumluyum. Burada ben sistemde maalesef eğitim yayın olmadığı için ben gidemedim. Ama burada karşıladım kendilerini. Allah yardım edenlerden razı olsun. Güzel Rabbim devletimize yardım etsin inşallah. Evet, teşekkür ederiz. Kadın Kolları Başkanımız da burada UAID. Efendim siz de bütün kadın kolları ile birlikte buradaydınız ekibinizde. Burada tarihi bir anı şahitlik ettik. Neler söyleyeceksiniz? Ya ilk başta tabii ki çok üzgünüz hepimizde. Duygularımızı dile getirmek, ifade etmek yani anlatılamayacak kadar çok. Öncelikle vatanımıza, milletimize başsağlığı diliyorum. Ölmüşlerimize, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız ama tabii ki bu biraz zaman alacak. Bugün bir yönde üzgünüz, bir yönde de sevinçliyiz. Hani Avusturya Devleti olaraktan gerçekten bizlere bu imkanı sundular. Yani bu karşılamayı milletimiz de sizler de görüyorsunuz. Çok güzel bir karşılama oldu. Avusturya Devleti'ne teşekkür ediyorum. Türkiye'mize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ölenlere de başsağlığı diliyorum. Allah'ım sabırlar versin inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler.
Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi son bir kapanış konuşması alalım diyoruz. Efendim, Sayın Başkonsolosumuz da burada. Sayın Başkonsolosumuzdan da iki cümle alalım. Evet Sayın Başkonsolosum, canlı yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Gerçekten Avusturya'da belki de bir daha yaşanmayacak bir tarihi ana hepimiz şahitlik ettik. Siz de vatandaşlarımız da. Burada bir sevgi seli oluştu. 7'den 77 herkes. Neler söyleyeceksiniz? Evet, yani siz de ifade ettiğiniz bir sevgi seli. Başka türlü de bence tanımlanamaz buradaki olay. Viyana Havalimanı böylesi benzer bir şey yaşamış mıdır bilmiyorum. Yani Avusturyalı kurtarma timi gerçekten Avusturya-Türk dostluğunun da bir göstergesi, bir nişanesi olarak çok yani deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarında bulundular. Canlarımızı kurtardılar. Kendilerine müteşekkiriz. Bizim yapabildiğimiz, vatandaşlarımızın yapabildiği küçük bir teşekkür mahiyetinde. Burada toplandık hepimiz. Sayın Büyükelçimiz, bizler ve bütün dernek temsilcilerimiz de burada. Onlara bir sıcak hoş geldiniz demek istedik. Çok duygusal anlar yaşandı tabii, sizler de kaydettiniz. Mutluyuz, müteşekkiriz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yardımlar da devam ediyor. Hemen yayınımızdayken bundan da bahsedelim. Siz de öncülük yapıyorsunuz Sayın Büyükelçimizle evet. birlikte. Yardım etmek isteyenler bu konuda nasıl ulaştırabilirler? Özellikle Büyükelçiliğin ve Başkonsolosluğumuzun sosyal medya hesaplarını takip etsinler. Duyurular yapıyoruz. Güncel bilgi vermek gerekirse bizler Viyana ve yakın çevresi için 23. semtte hayal düğün salonunu belirledik. Bütün vatandaşlarımız maddi yardım, daha doğrusu aynı yani eşya yardımı yapmak isteyenler oraya bu bizim belirlediğimiz öncelikli ihtiyaç duyulan malzemeleri getirebilirler. Evet. Yardımlar devam ediyor. Bir tane